18 Şubat 2024 Pazar Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Göz ardı ettiğimiz kesin. Erhan Afyoncu geçen hafta ilginç bir yazı yazdı. Osmanlı İmparatorluğu nüfusu artıramayınca çökmüştü başlığı taşıyan yazıda Afyoncu hem yükselme döneminin hem gerilemenin mukayeseli olarak nüfusa nasıl doğru orantılı olduğunu anlatıyor. Örnekler ve rakamlar veriyor. Yazı şöyle başlıyor: Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan teknolojik olarak geri kalması ve bu yüzden savaşlarda mağlup olup topraklarımızı kaybettiğimiz hep anlatılır. Ancak üzerinde fazlaca durulmayan önemli bir husussa Osmanlı devletinin özellikle Rusya'ya karşı savaşları kaybetmesinde teknolojik geriliği kadar nüfus olarak da Ruslardan geri kalmasının önemli bir rolü olduğudur. Afyoncu rakamlarla başlangıçta Osmanlı'nın nüfusunun Avrupa'daki birçok devletin toplam nüfusundan fazla olduğunu bu dönemde Avrupa'da zafer üstüne zafer kazandığını, ancak 17. -18. yüzyılda Osmanlı'nın nüfusunda anlamlı bir artış olmazken, Avrupa'nın nüfusunun ise iki katına çıktığını, buna paralel olarak da Avrupa karşısında gerilemeye başladığını ortaya koyuyor. En çarpıcı rakamsa, 1. Dünya Savaşı başladığında Rusya'nın nüfusu 175 milyona ulaşmışken, Osmanlı'nın nüfusu ise sadece 22 milyon olduğudur. Görünen odur ki son iki asırda Osmanlı'nın nüfusu hemen hemen aynı kalırken Rusya'nın nüfusu neredeyse 10 misli artmıştır. Evrensel bir devletin asabiyeti ve destekçileri ne kadar büyük olursa devlet de o kadar güçlü, eyaletleri ve bölgeleri o kadar yaygın ve hükümranlığı da o kadar geniş olur. Dolayısıyla bir devletin genişliği ve gücü kuruluşuna katkıda bulunanların sayısal gücüyle orantılıdır. Aynı şey devletin süresi için de geçerlidir. Gerçekten de yaratılan bütün varlıkların ömrü iç yapısına, mizacının, bünyesinin gücüne bağlıdır. Devletin iç yapıları asabiyette bağlantılıdır. Eğer asabiyet güçlüyse bünye de onu takip eder ve devletin uzun bir ömrü olur. Ehil olanlara malum olacağı üzere yukarıdaki alıntıları Üstad İbni Haldun'dan Cemal Aydın tercümesi yaptık. Altını çizmek kabiliğinden tekrarlarsak neymiş? Bir devletin kuruluşu, güçlenmesi, ömrü o devletin nüfusuyla doğru orantılıymış. TÜİK'in son yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de nüfus artış hızı durmuş, sıfırlanmış. İstatistikte binde 5 seviyesindeki değerler rahatlıkla yok sayılabilir. Ve ilk kez yaşlı olarak tanımlananların miktarı %10'u aşmış. Kestirmeden ve direkt olarak söyleyelim ki, korkarım bu gidişte 15-20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti ordusu Şimdiki gibi sınır ötesi operasyonlar yapamayacaktır. Çünkü yeni gençlerin gelmemesiyle ordu güncellenemeyecek, gittikçe yaşlanacaktır. Yaşlanan ordunun operasyon kabiliyeti ise doğal olarak düşecektir. Hayat sadece devlet ve ordu değildir diye itirazda bulunabilirsiniz. O zaman da deriz ki, korkarım bu gidişle 15-20 yıl sonra insan hayatına dokunan her türden teknolojik gelişmeler yeterli yazılımcılar ve mühendisler bulunmadığı için duraklayacaktır. Korkarım bu gidişte bizi zamanın ruhuyla tanıştıracak yeni bilim ve sanat adamları yetişmeyecektir. Korkarım bu gidişte gittikçe daha da mekanikleşen hayatımızı bir nebze aşkın, müteal fizik ötesi alanla irtibatlandıran edebiyatçılar, filozoflar yetişmeyecektir. Bu faslı istediğimiz kadar çoğaltabiliriz de maksat hasıl olmuştur umuyorum. Hal böyleyse devlet acilen tedbir almalıdır. Nüfus artışına vesile olacak cazip kampanyalar hazırlamalıdır giderek ekonomik olarak çalışan bir kişinin çalışmayan kaç kişiye bakmak mecburiyetinde kalacağı, bakabileceği meselesine hiç girmiyorum bile.